Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İslam birliğinin en büyük düşmanı nedir? Aslında İslam birliğinin de, bütün birliklerin de en büyük düşmanı ırkçılıktır. İster dünya çapında, ister İslam devletleri arasında, isterse Müslüman toplum ve topluluklarda olsun, her yerde, her zaman İslam birlik ve beraberliğini engelleyen, parçalayan asıl etken menfi milliyetçilik, ırkçılık duygulardır. Yani farklı yaratılışın sebeplerinin yanlış anlaşılması ve Kur'an'ın bu konudaki irşadından uzaklaşılmasıdır. O halde bütün Müslümanlar birbirini kardeş bilmeli hem de mümin kardeş ve ona göre davranmalıdır. Bu olumsuz gidişe dur diyenlerin başında i̇ttihad İslam'ı yeniden canlandırmayı esas maksat yapan fikir ve dava adamları gelmektedir. Hepsinin bu fikir ve dava adamlarının ortak özelliği Müslümanların ittifakının mutlaka bir araya getirilmesi, birleştirilmesi, hedefte, maksatta ve gayede birliğin oluşmasıdır. İslam birliğinin bir düşmanı da İslam devletlerinin meşru yönetimden uzak olmalarıdır. Müslümanlar arasında ittifakın sağlanması ve mevcut istibdatların, baskıların, krallıkların sona erdirilmesi şarttır. Bu da yöneticilerin Müslümanlar tarafından seçilmesiyle ancak mümkün olabilecektir. Bunu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle ifade eder. Meşrutiyeti meşrua, 300 milyondan ziyade ehli İslamı bir aşiret gibi birbirine rap eder. Demek ki bugün 2 milyara yakın Müslüman bunu gerçekleştirdiği zaman şöyle bir düşünelim. Bütün Müslümanların nasıl bir vücut haline geleceği gerçekten daha anlaşılacaktır. Şimdi halktan kopuk yöneticilerin başka ülkelerin yöneticileriyle gerçekten ittifakı mümkün değildir. Yani görmüştü yapılan ittifaklar da çok zayıf kalmakta ve en önemlisi yıkıcı dış ülkelere açık hale gelmektedir. İslam Birliği'nin diğer bir düşmanı da Müslümanların kendi aralarındaki nurani bağların farkına varamayışlarıdır. Yani İslam milletini müminler arasındaki manevi bağlarla nurlandırmak gerekiyor. O nurani bağları kazanmak ve uygulamak lazım. Özellikle gayesine uygun olarak gelişecek hac ibadeti bu bağların anlaşılmasına, kurulmasına ve geliştirilmesine hizmet eden çok önemli bir ibadettir. İslam birliğinin diğer bir düşmanı da İslam toplumlar arasında muhabbet, sevgi ve samiyet duygusunun tam olarak bulunmayışıdır. Yani düşmanlıklar, husumetler, kin ve nefretler İslam alemini zehirliyor. O halde bütün müminler birbirlerini sevmelidir. İslam birliğinin meslek ve meşrebi muhabbettir. Sevgidir. İslam birliğinin temel dayanaklarından biri bilgi, ilim ve irfandır. Bilgi toplumu olmak, bilimsel metotlara bağlı kalarak karşılaşılan her meseleyi bilimsel verilerle ilimle irfanla çözmek demektir. İslam birliğinin devletler seviyesinde gerçekleşmesi öncelikle bu tür bir şuurun her bir İslam toplumuna ve bireylerine yerleşmesiyle mümkün olacaktır. Onun için muhterem kardeşlerim öncelikle o toplulukların kendi içlerinde ittifakı sağlamış olmaları şarttır başta toplumun sosyal dinamikleri durumunda dini cemiyetler, cemaatler, tarikatlar amaç ya da amaçlar doğrultusunda ittifak etmesi bir zorunluluktur. İnşallah bu engelleri aşar. İslam'ın ruhu etrafında birleşirsek aynı devlet olması gerekmiyor. Aynı cemaat olması gerekmiyor. Aynı meslek ve meşrepte olması gerekmiyor hedefte, gayede ve maksatta ittifak eder. Bir hareket tarzını benimserlerse inşallah hem dünyadaki zulümlerin, baskıların engellenmesine, hem adaletin, emniyetin tesisine, hem de Müslümanlara gelecek bütün zararların define hem maddi hem manevi vesile olacaklardır.